Merhabalar sevgili gençler. Ben SML hocanız. SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız arkadaşlar. Polinomlarla karşınızdayız. Gece geç saatlerde olsam sizler için video çekmeye devam arkadaşlar. Şimdi sevgili gençler, biliyorsunuz ki geçen haftayı pas geçtik. Çünkü ondan önceki hafta problemleri yayınladık. Programımızda bir haftalık bir kayma var gibi görünse de sevgili gençler, siz bu kaymaya pek aldırmayın. Çünkü sevgili gençler zaten bizim konularımız Aralık 31'de tam anlamıyla bitiyordu. Aralık 31'de tam anlamıyla biten bu kamp programı sevgili gençler belki bir hafta kayar Ocak 7 olur. Belki 2 hafta kayar Ocak 15 olur. Sıkıntı yok bunda. Çünkü hala sizin sınavınıza kamp bittikten sonra 5 ay gibi bir süre kalmış olacak. Ve sevgili gençler 5 ayda siz rahatlıkla zaten tüm konularınızı yetiştirerek, tüm hazırlıklarınızı yaparak yetiştirebilirsiniz tüm konuları. Bunda bir sıkıntı duymayın. Zaten sınava gireceğiniz ana kadar, yani bir gün öncesine kadar ben her zaman sizin yanınızda olacağım. Gerek konu özetleriyle, gerek çılgın soru çözümleriyle, gerek canlı yayınlarla her zaman ama her zaman yanınızda olacağız. Bundan şüpheniz olmasın. Şimdi biz vakit kaybetmeyelim. Gecede saat fazla ilerlemesin. Ben size polinomlar kısmını bir anlatayım bakalım. Neymiş bunun tanımı? Şöyle yapmamız gerekiyor. Bir tane daha uzaklaşacağız sanırım. Aynen. Başlayalım. Şimdi polinomun tanımı nedir? Polinomumuzun tanımına bir bakalım. Şunları biraz kalınlaştırayım. Aynen. X bir değişken. N de bir doğal sayı. Ve arkadaşlar A0, A1, A2, An birer gerçek sayı olmak üzere Px polinomumuzu artık oluşturabiliriz. Bakın An'leri, An-1'leri hep burada kullanacağız. Bunlara katsayı diyeceğiz birazdan. X üzeri n ile başlıyor. An eksi 1, x üzeri n eksi 1. A2 x kare. A1 x üzeri 1. A0 aslında x üzeri 0 var bir de burada değil mi? X üzeri 0 görünmüyor. Yazmamıza gerek yok ama biz yine de burada belirtelim. İfadesini bir değişkenli polinom denir. Polinom çok terimli demektir. Poli biliyorsunuz ki daha çok kimyada sanırım karşınıza çıkıyor. Polisakkarit, disakkarit, monosakkarit. Mono tek demek. Di 2 demek. 2. Poli de 3 ve daha fazla demek. Yani çok demek. Çok terim demek sevgili gençler. Tamam. X değişkenine bağlı polinomlar Px, Qx, Rx şeklinde isimlendirilebilirler. Şimdi sorumuza bir bakalım. Hangisi bir polinomdur? Hangileri bir polinomdur diye soruluyor. Şimdi sevgili gençler, burada katsayılar ne olmak zorunda? Reel sayı bakın. Gerçek sayı diyoruz. X'in kuvvetleri de doğal sayı olacak. Tek şart bu. Yani X'in kuvvetleri doğal sayı olacak. Katsayılar da reel sayı olacak diyebiliriz. Şimdi buraya bakıyoruz. Katsayılar 1 ve eksi 7. Kuvvetler de 3 ve 0. Dolayısıyla bir polinomdur. Bakın burada 1 bölü x var. Ben bunu x üzeri eksi 1 artı 2 biçiminde yazabilirim. X üzeri eksi 1 diyoruz da eksi 1 doğal sayı mı? Değil. O zaman bu polinom değildir. Bu polinom ama bu değildir. Kök 2 reel sayıdır. Eksi 3 reel sayıdır. 2 doğal sayı ve 0 doğal sayı. Demek ki bu da bir polinom. Yani irrasyonel sayı diye illa şurası irrasyonel sayı diye polinom değil diyemeyiz. Bu bir reel sayıdır. Katsayılar da reel sayı olsun istemiştik zaten. Px x kare artı kök x eksi 1. Bakın x karede bir sıkıntı yok ama buradaki kök x x üzeri 1 bölü 2 demek. Ve sevgili gençler 1 bölü 2 bir doğal sayı değildir. Dolayısıyla dördüncü seçenekte verilen Tx ifadesi de bir polinom belirtmez. Dolayısıyla polinom belirtenler 1'deki px ve 3'teki rx'tir diyebiliriz. Cevabımız bunlardı. Geçiyoruz bir diğer sayfamıza. Px an x üzeri n, an eksi 1 x üzeri n eksi ve tıp 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 giden bu polinomda an çarpı x üzeri n, an eksi 1 x üzeri n eksi 1. Bakın bunların her biri yani şu, 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 şu bunların her biri bu polinomun terimleridir. An, an eksi 1, a2, a1, a0 bunların her biri polinomun katsayısıdır. X değişkeninin aldığı en büyük üsse polinomun derecesi diyoruz. Ve bu dereceyi de der px de gösteriyoruz. Yani px'in derecesi manasına gelen der px de gösteriyoruz. Mesela buradaki polinomun derecesi n'dir. N en büyük olduğu için burada. An'dirse n'dir derecesi. Bir polinomun en büyük dereceli teriminin yani şunun katsayısı olan şuradaki an'e de diyeceğiz ki polinomun baş katsayısı diyeceğiz. A0 terimine yani x'siz olan, x olmayan
Tek terime de diyeceğiz ki sabit terim. Örneğimize bakalım. 5x küp artı x kare eksi x artı 7 polinomu veriliyor. Buna göre px polinomunun derecesini bul demiş. En büyük derece burada ne? 3. Dolayısıyla bu polinomun derecesi 3'tür. Ve ben bu polinomun derecesini şu şekilde yazacağım. Der px eşittir 3'tür diyeceğim. Baş katsayısı. Peki bu x küpün katsayısı ne? 5. O zaman baş katsayımız 5. Bakın daha büyük bir katsayı olmasına rağmen en büyük katsayıya baş katsayı demiyoruz. En büyük dereceli terimin katsayısına baş katsayı diyoruz. Katsayılarını bulunuz demiş. Ya nedir bunun katsayıları? 5 çarpı x küp virgül x kare virgül eksi x virgül artı 7. Başka bir katsayımız yok. Katsayılar demiş, terimleri değil, özür diliyorum. Ben terimlerini yazdım. Katsayılarda sevgili gençler şunları silelim. Ben burada katsayılarını yerine terimleri olarak alalım. İlk başta 5'i yazdım ama 5 daha sonrasında 1 eksi 1 ve 7. Bakın 5, 1, eksi 1 ve 7. Sabit terimini bulunuz demiş. Sabit terimde zaten x'siz olan tek terimdir. 7'dir dedik. Geçtik 4. sayfamıza. Px 3 çarpı x üzeri a eksi 2 artı x üzeri 2 eksi a artı 4 polinomu veriliyor. Diyor ki Px polinomunun sabit terimi kaçtır? Şimdi dikkat edilmesi gereken soru. Niye? Çünkü gençler a eksi 2 diye bir üs var burada, bir kuvvet var. Ve 2 eksi a diye bir kuvvet var. A eksi 2'nin doğal sayı olabilmesi için sıfırdan büyük veya eşit. Aynı şekilde 2 eksi a'nın da sıfırdan büyük veya eşit olması lazım. Ben bunu eksiyle çarparsam a eksi 2 sıfırdan küçük veya eşit olacaktır. Şimdi bizim elimizde şöyle bir de böyle bir ifade var. Birinde diyor ki bu a eksi 2'ler sıfırdan büyüktür veya sıfıra eşittir diyor. Diğerinde diyor ki bu a eksi 2'ler sıfırdan küçüktür ya da sıfıra eşittir diyor. İkisinin de birden dediği şeyin gerçekleşebilmesi için tek şart a eksi 2'nin ne olması sevgili gençler? Sıfır olması. Yani a'nın 2 olmasıdır diyebiliriz. Şimdi burada a 2 ise bakın şurası x üzeri 0, burası da x üzeri 0 oldu. 3 çarpı x üzeri 0 3'tür. X üzeri 0 1'dir. Artı bir de 4'ümüz var. 4 artı 1 5. 3 daha kaç yapar sevgili gençler? 8 yapar. O zaman bizim sabit terimimiz de 8'dir diyebiliriz. Geçtim bir diğer soruma. 3. dereceden 4 terimli bir px polinomunun sabit terimi 3'tür. Şimdi a çarpı x küp artı b çarpı x kare artı c çarpı x artı sabit terimimiz 3'müş. Bakın 4 tane terimi oldu. 1, 2, 3 ve 4 tane terim var. 3. dereceden dediği için sevgili gençler ben burayı 3 ile başlattım. Kat sayılarımı bilmediğim için ABC dedim. Sadece sabit terimini vermiş bana, bundan eminim. Dolayısıyla buraya da 3 dedim. Bu polinomun sabit terimi dışındaki her bir kat sayısı o terimin derecesine eşittir. Demek ki şunu, şunu ve şunu silebilirim artık. Çünkü o terimin derecesine, yani x küp varsa burası 3'tür diyor. X kare varsa burası 2'dir. X üzeri 1 varsa burası 1'dir ve burası da 3'tür deniliyor. Buna göre yukarıdaki şartı sağlayan px polinomunu yazınız. Px eşittir 3 çarpı x küp artı 2 çarpı x kare artı 1 çarpı x üzeri 1 demek x'tir sevgili gençler. Artı bir de neyimiz var? 3'ümüz. Demek ki bizim polinomumuz budur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bir diğer sayfamıza geçebiliriz. ABC bir dik üçgendir. AB uzunluğu x kare artı 3. BC uzunluğu x kare artı 3. Buna göre AC için, yani şurası için. Siz şunu biliyorsunuz. Bizim 45-45-90 üçgenimizde ikizkenar dik üçgende. Şurası A ise, burası A ise sevgili gençler. Buraya ne diyorduk? Biz A kök 2 diyorduk. Yani kök 2 katıdır diyorduk. Demek ki burası da kök 2 çarpı x küp değil x kare artı 3 kök 2 diyebiliriz. Kök 2 ile çarptım. Bakın burayla burası aynıydı. Bir polinom belirtmez diyor AC. Bu bir polinom belirtir mi? Bakın kök 2 ve 3 kök 2 birer reel sayıyken aynı zamanda buradaki 2 ve x üzeri 0'daki 0 bir doğal sayıdır. O zaman polinom belirtir. Birinci öncülümüz yanlış. Geçtim ikinci öncüle. Sabit terimi 3 kök 2'dir denmiş. Sabit terim, yani x'i olmayan terim 3 kök 2'dir demiş. Doğru demiş. O zaman ikinci öncülümüz doğru.
Baş katsayısı kök 2 olan ikinci dereceden bir polinomdur. Bakın. İkinci dereceden mi? Evet. Peki bu derecenin terimin katsayısı kök 2 mi? Kök 2. Demek ki baş katsayımız kök 2, derecemiz de 2. Yani üçüncü öncülümüz de doğrudur diyebiliriz. Cevap o halde ne olur? 2 ve 3 olur sevgili arkadaşlar. Geçtim bir diğer soruma, sayfama. Gerçek katsayılı her polinom aynı zamanda gerçek sayılarda tanımlı bir fonksiyon belirtir. Yani benim size demem o ki polinomun akarı kokarı yoktur. Yani polinom dediğimiz gerçek katsayılı polinomların hepsi de sevgili gençler bir fonksiyondur. Bu polinomların her birinin limiti her noktada vardır. Bu polinomlar her noktada süreklidir. Bu polinomlar her noktada türevlenebilir. İntegralini basit bir şekilde alabilirsin. Akarı kokarı olmayan ifadelerdir polinomlar. Örneğin Px polinomu verilip P2 sorulursa x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor. Direkt Px polinomu verilip Px-2 sorulduğu zaman da x gördüğün yere ne yazacaksın? X-2 yazacaksın. Bu kadar basit. Aynı fonksiyonlardaki gibi. Peki şuna bakalım. X kare eksi 4'müş bizim polinomumuz. Buna göre P-1 artı P kök 7 toplamı kaçtır? Bu P-1'i bulalım. -1'in karesi -4'tür. Yani -3'tür. P kök 7 de kök 7'nin karesi -4'ten. 7 -4'ten 3 gelir sevgili gençler. Şu ikisinin toplamı sorulmuş. -3 ile 3'ün toplamı ne yapar? Bir sıfır yapar sevgili gençler. Bu da cevabımızdır deriz. Diğer soru. Px bir polinomdur. X artı 2 çarpı Px. X küp eksi Mx artı 6 eşitliği verilmiş. P1 kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bizim Px polinomumuzu elde etmemiz gerekiyor. Px polinomu nasıl elde edilir? Daha kolay bir şekilde burada hocam eksi 2 yazınca 0 gelecek işte diyebilirsin ama ben sana mantığıyla anlatıyorum. X küp eksi mx artı 6 bölü x artı 2. Bakın bu şekilde rasyonel biçimde verilmiş bir polinom olamaz zaten. Ama bu polinom belirtiyor demiş. Bu bir polinomdur demiş bakın. Polinom belirtiyorsa demek ki buradaki x artı 2'nin burada bir işi yok. Demek ki bununla bu da sadeleşecek. Demek ki yukarıda x artı 2 diye bir çarpan var. Limitte bunu çok iyi yapacaksın. Çok yapacaksın. Dikkatli dinle. X artı 2 de burası sadeleşiyormuş. Sadeleşiyorsa demek ki ben burada x gördüğüm yere eksi 2 yazdığım zaman burada eksi 2 yazdığım zaman birbirine eşit olacak. Yani sevgili gençler burası 0 oluyorsa burası da 0 olacak. Yazalım. Eksi 2'nin küpü eksi m çarpı eksi 2 artı 6. Burası eksi 8 gelir. Burası artı 2m gelir ve artı 6 gelir. Yani burası 2m eksi 2 oldu. Ve buranın 0 olması gerektiğini söyledik. 2m eşittir 2 dersek m kaç olur? 1 olur. M'nin 1 olması gerektiğini bulduk. Ve burada yerine yazacağız artık. Px eşittir. X küp eksi x artı 6 m gördüğüm yere 1 yazdığım için burası eksi x geldi. Bölü bir de x artı 2'miz vardı. Bizden ne istenmişti? P1. O halde P1'i yerine yazalım. P1 eşittir. 1 eksi 1 artı 6 bölü 1 artı 2. Bakın 1 ile eksi 1 birbirini götürdü. 6'yı 3'e bölersem cevap ne gelir? 2 gelir sevgili gençler. Cevabımız 2 olacaktı. Geçtim bir sonraki sayfama. Diyoruz ki sabit terim ve katsayılar toplamı. Bunlar için ekstradan bir başlık açılması bizim için önemli. Neden? Çünkü bunlarla alakalı uygulamalı sorular var. Şimdi bu tarz soruları nasıl çözmemiz gerektiğini göreceğiz. Sabit terim veya katsayılar toplamı basit bir şekilde bulunabilir mi? Veya sabit terim hocam zaten x'siz terim değil miydi? Ben bunu zaten gözümle görürüm diyebilirsin ama bazı açılımlar verecek ve bu açılımların sabit terimleri sorulacağı için işimiz biraz zor olabilir. Dolayısıyla bunları öğrenmek çok çok önemli. X bir değişken. N'de bir doğal sayı. A0'dan AN'e kadar olan gerçek sayılar olmak üzere. Bu bir polinomdu. Bu polinomun katsayılar toplamı hangileridir? AN artı, AN-1 artı, A2 artı, A1 artı, A0'dı. Peki bunları bulmanın kolay bir yolu yok mu? Ben bütün x'lere 1 verirsem zaten bunların hepsi kaybolacak. X'lerin hepsi ve bir kere AN, AN, AN-1, A1, A0 biçiminde bulunur. Yani x gördüğümüz yere 1 yazmak için de demek ki P1'i bulmamız gerekiyor. Ama hangi polinomda? Px polinomunda. Buna dikkat. Birazdan göreceksin. Sabit terimi bulmak için de ben buradaki x gördüğüm yerlere 0 yazarsam hepsi gider. Geriye sadece zaten sabit terim kalır. Demek ki sabit terimi bulabilmek için de x gördüğümüz yere 0 yazacağız.
Bir altta diyoruz ki bir polinomun katsayılar toplamı polinomun değişkeninin yerine bir sabit terimi ise sıfır yazılmasıyla bulunur. Yani şunu demiyoruz, bakın burada çoğu öğrenci karıştırıyor. Başarılısı da başarısız da zayıfı da temeli sağlam olan da bunu karıştırıyor. Buna dikkat edin. Diyorum ki mesela bu polinomun katsayılar toplamını bulun dediğim zaman öğrenci direkt P1'i bulmaya çalışıyor. P1'i bulmayacaksın. X gördüğün yere 1 yazacaksın. Direkt P0'ı bulmaya çalışıyor sabit terim sorduğum zaman. Sen P0'ı bulmayacaksın. X gördüğün yere 0 yazacaksın. Yani şurada verilen örnekler buna çok güzel açıklık getiriyor aslında. Diyoruz ki bakın Px polinomunun katsayılar toplamı P1. Px'in sabit terimi de P0 fakat Px-3 polinomunun katsayılar toplamı P-2'dir. Bakın nerede P1? Gitti. Ben burada x gördüğüm yere 1 yazarsam 1'den 3'ü çıkardığım takdirde de P-2 benim katsayılar toplamım olacak. Ve burada da sabit terim bulabilmek için x gördüğümüz yere 0 yazmamız gerekiyor. Burası gider ve geriye sabit terim olarak P5 kalır sevgili gençler. Yani ben ne zaman P5'i hesaplarsam P2x artı 5 polinomunda sabit terimi bulurum. Px-3 polinomunda x gördüğüm yere 1 yazarsam P-2 de benim katsayılar toplamım olur. Geçtim arkadaşlar 8. sayfama. Bir Px polinomu verilmiş. X kare eksi 3'ün karesi artı x artı 1'in küpü diye. Bunun sabit terimini bulunuz demiş. Şimdi ben bunun sabit terimini P0 ile bulurum. Dolayısıyla 0 eksi 3'ün karesi, hatta 0'ın karesi de diyebiliriz, artı 0 artı 1'in küpü dedik. Şimdi 0'ın karesi 0 zaten. Eksi 3'ün karesi 9 artı 1'in karesi de 1'in küpü de 1. 9 artı 1 kaç yapar? 10. Demek ki bunun sabit terimi 10'muş. Katsayılar toplamını bulmak için de P1'i bulmamız gerekiyor. Çünkü bu bir Px polinomu. Bir yerine yazarsam 1'in karesi eksi 3'ün karesi artı 1 artı 1'in küpü dedim sevgili gençler. 1'in karesi 1, 3 çıkardım. Eksi 2, eksi 2'nin karesi 4 yapar. 1 artı 1, 2, 2'nin küpü de 8 yapar. 4 artı 8'den 12 de şuradaki sorumuzun cevabı olacaktır. B'nin cevabıdır diyebiliriz. Bir diğer soruma geçtim. Bir Px polinomu vermiş bize. Ax kare artı 3x artı a eksi 1 şeklinde. Polinomun katsayılar toplamı da 7'dir denilmiş. Px polinomunun sabit terimi. Şimdi bu polinomun katsayılar toplamı yani P1 7'ymiş. P1'i bulalım sevgili gençler x gördüğümüz yere 1 yazarak. A artı 3 artı a eksi 1 gelir. Yani burası 2a artı 2'dir. Peki 2a artı 2 kaça eşitmiş? 7'ye. Demek ki sevgili gençler şuraya yazacak olursak 2a artı 2 eşittir 7 ise 2a eşittir 5 gelir ve a sayısı eşittir 5 bölü 2 olur. A'nın 5 bölü 2 olması gerektiğini bulduk. Bunda bir sıkıntı yok. Peki bunun sabit terimi sorulmuş. Yani aslında bize P0 sorulmuş. Peki Px'in yeni hali nedir? 5 bölü 2 x kare artı 3 x çarp artı a eksi 1'dir. Yani a da 5 bölü 2 idi zaten. Yazalım. 5 bölü 2 eksi 1. P0 sorulduğuna göre yazıyorum bakın 0 yerine gitti. Gitti. Geriye sadece bu kaldı. 5 bölü 2'den 1 çıkarırsak cevap ne olur? 3 bölü 2. Demek ki P0 sevgili gençler 3 bölü 2'ye eşittir diyebiliriz. Geçtim 9. sayfama. X 0'dan büyük olmak üzere aşağıda kenar uzunluklarıyla birlikte bir tane dikdörtgen ve iki tane kare görseli verilmiştir. Bakın burası kare. Burası kare ve burası dikdörtgen. Kenar uzunluklarıyla da verilmiş. Şekillerin alanları toplamı Px ile ifade edilmiştir. O zaman gelin Px'i bulalım biz. Px eşittir. Bakın buranın alanı x kare. Buranın alanı 1. Buranın alanı da 3x. Yani Px polinomu ne olur? X'in karesi artı 3x artı 1 olur sevgili gençler. A seçeneğinde diyor ki bize Px artı 2 polinomunun katsayılar toplamı. Yani 1'i yerine yaz diyor. Ve bize sorduğu şey aslında P3 kaçtır diye soruyor. Gelin P3'ü biz burada bulalım. Katsayılar toplamını verecek. 3'ün karesi 9. 3 kere 3 9 artı 1. Yani cevap 19. Bir de B şıkkına bakalım. P3x artı 4 polinomunun sabit terimi sorulmuş. Yani x gördüğüm yere 0 yaz diyor. Gitti. Neyi sormuş aslında? P4'ü. Bir de burada P4'ü bulalım o zaman. 4'ün karesi 16. 3 kere 4 12 artı 1. Bu kaç yapar? 29. 19 sabit katsayılar toplamımız, sabit terimimiz de 29'dur diyebiliriz arkadaşlar. Bir diğer soruma bakıyorum. Px artı 2, x küp eksi ax artı 3 olarak verilmiş. Px eksi 1 polinomunun katsayılar toplamı 11 olduğuna göre a kaçtır? Bakın, p
x eksi 1 polinomunun katsayılar toplamını bulmak için x gördüğüm yere 1 yazarım. Yani bunun katsayılar toplamı p 0'mış arkadaşlar. Ve bu da kaçmış? 11'miş. P 0 elde edebilmek için x gördüğüm yere eksi 2 yazarım. Eksi 2 artı 2'den p 0 gelir. X gördüğüm yere ne yazıyormuşum? Eksi 2. O halde eksi 2'yi burada da yerine yazmamız lazım. Eksi 2'nin küpü eksi 8'dir. Eksi 2 kere eksi a artı 2 a'dır. Bir artı 3'ümüz var. Bu da kaçmış arkadaşlar? 11'miş. Eksi 8, 3 daha kaç yapar? Eksi 5. Onu karşıya atarsam ben peki eksi 5'i? 16 gelir. O halde a kaçtır? 8'dir. Demek ki sorumuzun cevabı da, zaten soru a kaçtır diye soruluyordu. Sorumuzun cevabı da 8'dir diyebiliriz. Geçtim 10. sayfama. Diyor ki bir px polinomunun tek ve çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Şimdi sevgili gençler, burada şunu düşünelim. Benim elimde bir px polinomum olsun. Ve bu px polinomu mesela en basit haliyle şunu söyleyelim. A çarpı x küp diyelim. Artı b çarpı x kare diyelim. C çarpı x ve d çarpı x üzeri 0 olsun. Şimdi tek ve çift dereceli terimlerin katsayıları toplamı demiş ya. Tek olanlar hangileri? X küp ve buradaki 1. Yani x küp ve x üzeri 1. Çift olanlar da sevgili gençler, x'in karesi ve x üzeri 0. Katsayılar toplamı dediğine göre bakın ben katsayılar toplamının zaten yani P1'in zaten ne olduğunu biliyorum sevgili gençler. A artı B artı C artı D olduğunu biliyorum. Bunda bir sıkıntımız yok. Peki burada bu tüm terimlerin toplamı. Ben sadece A ile C'nin toplamını bulmak istiyorsam tek hamlede veya özel bir formülle ne yapmam gerekiyor? Bunu bir irdeleyelim. Bakın ben x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eğer eksi A artı B eksi C artı D gelecektir. Peki P1 bize neyi veriyordu? A artı B artı C artı D'yi veriyordu. Ben bunların ikisini toplarsam eğer bu şekilde toplarsam eksi a ile artı a eksi c ile artı c gider. Geriye 2b artı 2d gelir. Şimdi bu b ile d'yi yalnız bırakıp toplamak demek ne demektir? Bir de bunu 2'ye bölmek demektir. Yani cevap burada b artı d gelecek. Peki bu b ile d'nin toplamı ne? Şunlar. Arkadaşlar bunlar çift dereceli olan terimlerin katsayılarıdır. Yani biz burada ne yaptık? P1 ile P-1'i topladık ve 2'ye böldük. Bu çift dereceli olan terimlerin katsayıları toplamı. Peki tekleri nasıl bulabilirdim? Bu sefer bundan bunu çıkarırdık arkadaşlar. Çıkarırsam A-A'dan 2A gelir. B'den B çıktı 0. C-C'den 2C gelir. D'den D çıktı 0. Elimizde bu varken ben bunu 2'ye bölersem bu sefer de A artı C'yi yani tek dereceli terimlerin şunların katsayıları olan A ile C'nin toplamını bulmuş olurum. Ki konu başlığımız buydu. Biz burada ne yaptık? P1'den P-1'i çıkardık aslında. Ve 2'ye böldük. İşte bu da tek dereceli terimlerin katsayıları toplamını veren formüldür diyebiliriz. Sevgili gençler artık bunları aklınıza mı kazırsınız? Elinize mi yazarsınız? Elinize yazmayın, sınava girerken almazlar ama bunlar bizim için mühim. Şöyle de bir durum var. Bunlar genelde eski yani YGS usulündeki sınavlarda, eski tarz soruların olduğu sınavlarda, denemelerde falan çokça karşımıza çıkardı. Ama ve lakin TYT sistemi girdi gireli çok karşımıza çıkmıyor. Ama geçen seneden bu yana çıkarılan piyasadaki denemelere bakarsanız bu tek dereceli terimler ve çift dereceli terimlerle alakalı olan formüllerin bulunduğu sorular biraz böyle değiştirildi ve yeni nesilleştirildi. Çok da güzel olmuş. Çok da beğendim. Dolayısıyla ÖSYM neden böyle bir şey yapmasın? Yapabilir. Dolayısıyla sen bu formülleri mutlaka ama mutlaka köşeye, kıyıya yaz. İstersen yaz duvarına yapıştır, masana yapıştır. Bir yerde kalsın ama ezberle. Lütfen aklında bulunsun bu formüller. Tamam mı? Şimdi Px, x kare eksi x artı 1'in karesi ve bu polinomun çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı soru. Çift dereceli terimlerin katsayıları toplamını veren formül P1 artı P-1 bölü 2 idi sevgili gençler. Ve P1'i bulabiliriz rahatlıkla. 1 eksi 1 artı 1'in karesidir P1. Artı P-1 de eksi 1'in karesi
Eksi eksi 1'den artı 1 gelir. Artı 1'in bir de karesi var. Bir de bölü ne diyeceğiz? 2. Güzel. 1'den 1 çıktı 0 zaten. 1'in karesi 1 artı. Eksi 1'in karesi 1. 1 artı 1 artı 1 3 yapar. 3'ün karesi de 9'dur. Bir de ben bunu 2'ye bölersem 1 artı 9 10 yapar. 2'ye bölersek de cevabı bulmuş oluruz. Cevap neymiş? 5'miş dedik sevgili gençler. Geçtim 11. sayfama. Px x kare artı 2x artı 4 olarak verilmiş bize. Buna göre Px eksi 1 polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Dikkatli bir şekilde dinliyorsun soruyu. Şimdi biz Px polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamının P1 eksi P eksi 1 bölü 2 olduğunu söylemiştik. Ama her polinomun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı değil bu. Hangi polinomun hocam? Bu sadece Px polinomunun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı. Yani sen burada x gördüğün yere 1 ve eksi 1 yazıp birbirini çıkardığın zaman tek dereceli terimlerinin katsayılarının toplamını buluyorsun Px'te. Ama Px eksi 1 için aynı şeyi söyleyemeyiz. Şimdi ben Px eksi 1 polinomu için x gördüğüm yere buradaki 1'i yazarsam P0 gelir. Eksi. X gördüğüm yere buradaki eksi 1'i yazarsam P eksi 2 gelir. Böyle bir de 2'miz var. İşte bunun tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamını bu verir. P0'ı nasıl bulurum? X gördüğüm yere 0 yazarım. Yani 0 artı 0 artı 4'ten 4'tür sevgili gençler. Eksi. P eksi 2'yi nasıl buluruz? Eksi 2'yi yerine yazarız. Eksi 2'nin karesi 4. 2 kere eksi 2 eksi 4 artı 4. Şunlar gitti ve geriye sadece 4 kaldı. Böyle bir de ne diyeceğiz? 2. 4'ten 4 çıktı 0 bölü 2'de cevap ne olur? 0 olur. Demek ki bu polinomun tek dereceli terimlerinin katsayılar toplamı şunun 0'mış sevgili gençler. Bir sonraki sorumuza bakalım. Buna göre demiş bakın Px polinom fonksiyonunun grafiği verilmiş bize. Buna göre Px polinomunun çift dereceli terimlerinin katsayılar toplamı. Yani ne sorulmuş? P1 artı P-1 bölü 2 sorulmuş sevgili gençler. P1 nerede? Bakın 1 nereye gitmiş? Eksi 5'e. Yazıyorum eksi 5. P-1 nereye gitmiş arkadaşlar? Bakın o da 7'ye gitmiş. Artı 7 bölü 2. Eksi 5 ile 7'yi toplarsam 2 gelir. Bunu da 2'ye bölersem cevabım ne olur? 1 olur. Bu soruda aslında önemli bir soru. Grafik varsa genelde o grafiği kullanacaksın. Yani grafiği boşuna vermemiş. Sen bu grafiği nasıl kullanmak aklına gelebilirdi? Fazla matematik bilmek de sıkıntı ya sonuç olarak. Şöyle kullanmak aklına gelebilirdi. İşte bak burada şey yapmış, nedir onun ismi? Buraya teğet olmuş. İşte buradan geçmiş. O zaman ben bu polinomu bir yazayım deyip x artı 2 çarpı işte şuradakini bilmiyoruz nasıl yazacağız. Bir de burada x eksi 3'ümüz garanti var ama buradakini bilmiyoruz. Buraya a desem x eksi a desem falan yazmayacaksın. Tamam. Şu tarz bir soru şu formülle rahat bir şekilde çözülebilir. Ki sen zaten çift dereceli terimlerinin katsayıları toplamı dendiği zaman ilk aklına gelen bu olsun. Başka bir şey olmaz. Tamam. Geçtim 12. soruma. Sabit ve sıfır polinom. C0'dan farklı bir gerçek sayı olmak üzere Px eşittir C şeklindeki polinomlara sabit polinom diyoruz. Sabit polinomun derecesi sıfıra eşittir. Yani Px eşittir C çarpı x üzeri 0 dersem ki bu zaten Px eşittir C'ye de eşittir. Buradaki C eleman reel sayı olacak. Burada sadece C olması demek yanında x üzeri 0 olması demek olduğundan bunun derecesi kaçtır? 0'dır. Demek ki bu polinomun derecesi 0. Burada da zaten gösteriliyor. Mesela m kare eksi 2 de bir sabit polinomdur. Hocam burada ikinci dereceden değil mi deme sakın. Çünkü bizim değişkenimiz x iken burada m kare kullanmış. Demek ki m burada bir reel sayı olarak tanımlanmıştır sevgili gençler. Px eşittir 0 polinomuna da özel olarak 0 polinomu diyeceğiz. 0 polinomun derecesi hakkında yorum yapılamaz. Hadi bakalım bir tartışma konusu. Bu 0 polinomun derecesi neden yorum yapılamıyor? Px eşittir 0 çarpı x üzeri 0 diyebilirsiniz. Fakat 0 çarpı x üzeri 7 de olabilir. 0 çarpı x üzeri 1990 da olabilir. Sıkıntı yok ki. Sonuçta bunların her biri Px eşittir 0'a eşittir. Ve arkadaşlar bunun derecesi 0 iken bununki 7, bununki 1990 oldu mesela. O halde demek ki biz bu 0 polinomun derecesi hakkında gerçekten yorum yapamayız. Yorum yaparsak sıkıntı olur. Tamam mı? Örneğin dedik 0x küp 0x kare 0 üzeri 0 çarpı x üzeri 72 gibi bunların hepsi 0'a eşittir ve bunun derecesi 3, 2, 72 hangisi diyeceğiz? Yorum yapamaz. Px bir sabit polinomdur.
P2 sabit polinomsa ben bu P2'se C diyeceğim. Tamam mı? Demek ki burası C'ymiş. O zaman bu da C'dir çünkü. İçerisine sen eksi 1 de yazsan, artı 1000 de yazsan sonuç hep C olacak. O halde 2C ile 3C'nin toplamı 20'ymiş. Yani 5C eşittir 20 diyebilir miyim? Derim. O zaman C kaçtır? 4'tür. Şimdi C 4'müş. Yani aslında PX eşittir 4'müş. Benden ne isteniyor? P20. P20 de 4'tür o zaman. Sabit sonuçta. Değil mi? Geçtim 13. sayfama. Px m eksi 2 çarpı x kare artı n artı 5 çarpı x artı k artı 2 polinomu sıfır polinomdur. M çarpı n çarpı k bu çarpım kaça eşittir diye sorulmuş. Bu sıfır polinomsa burada x karenin, buradaki x'in işi yok. Buradaki k artı 2'nin de işi yok. Demek ki ben bunları sıfırlamak için m gördüğüm yere 2 yazarsam 2 eksi 2 sıfır olur. Sıfır kere x kare bak sıfırlandı gitti. M 2'ymiş. O zaman burası da sıfırlayalım. N eksi 5 olur. O zaman burayı da sıfırlayalım. K da eksi 2 olur. Bunların her birini çarp demiş. 2 kere eksi 5 eksi 10'dur. Eksi 10 ile eksi 2'yi çarparsam da cevap ne gelir? 20 gelir. Demek ki bu sorumuzun cevabı 20'ymiş sevgili gençler. Bir diğer soruma bakıyorum. Aşağıda yol görselinde A noktasından yola çıkan bir araç ve B noktasında B tablolarında belirtilen hızlarla yol alarak C noktasına ulaşmıştır. Şimdi A tabelasında burada diyor ki B1 x kare artı 2 kilometre bölü saat. Bu hızla buradan buraya da kadar devam ediyor. Buradaki hızınızı x kilometre azaltınız dediğinde x kilometre azaltıyor ve buradan buraya kadar gidiyor, hedefe varıyor. Şimdi şuradaki hızını x kilometre azaltması demek x kare eksi x artı 2 yapması demektir. Araç AB yolunu, yani şuradaki yolu, sarıyla gösterdiğim yolu sevgili gençler, şurayı x artı 3 saatte, BC yolunda 2 saatte gitmiş. X kilometre birimine göre olmak üzere AC yolu PX polinomuyla ifade edilirse PX polinomunun katsayıları toplamı sorulmuş. Şimdi bakın. Şurada ne kadar yol almıştır? X kare artı 2 kilometre bölü saat hızla X artı 3 saat yol aldığına göre bununla bunu çarparsam, yani hızla zamanı çarparsam yolu bulmuş olurum. X dediğimiz şu büyük X, yol manasındaki X. Ki biz oraya yol diyelim, tamam mı? Hatta AB diyelim şöyle. Yolun ismi belli çünkü. Diğer kısımda da x kare eksi x artı 2 kilometre bölü saat hızla 2 saat yol almış. Demek ki benim Px polinomum A ile B arasındaki yol x kare artı 2 çarpı x artı 3'tür. Bakın bir de böyle yapan arkadaşlarım var. Şunu sakın yapmayın. Bunu yazıyor ya. Daha yazarken dağıtmaya başlıyor. Ya dağıtma güzel kardeşim, dağıtma. Kalsın. Soru senden amelelik yapmanı istemez hiçbir zaman. Hele ÖSYM'nin soruları hiçbir şekilde istemez. Çözdüğün soru bankası kaliteliyse senden amelelik yapmanı istemez. Eğer sen amelelik yaparak bir amele çözümü yapıyorsan, yani böyle nasıl diyeyim, hantal bir çözüm yapıyorsan senin hatan vardır. Sen yanlış düşünüyorsundur. O sorunun mutlaka kısa pratik bir çözümü vardır. Dolayısıyla dağıtma hiçbir şeyi. Bırak olduğu gibi kalsın. Diğer kısımda aldığı yolda x kare eksi x artı 2'nin 2 katıydı. Şu şekilde. Şimdi diyor ki bize Px polinomunun katsayıları toplamı, yani P1 soruluyor. Bakın ne kadar güzel. Ya yani 1'i yerine yazacağız. Dağıtmış olsaydın şimdi 2 saat uğraşırdın. 1'in karesi 1 artı 2'den 3. 1 artı 3'ten 4. 1 eksi 1 0. 2 çarpı 2. 3 kere 4 12, 2 kere 2 4, topladın kaç geldi? 16. Cevabımız buymuş sevgili gençler. Geçtim bir diğer sayfama. Px baş katsayısı pozitif olan birinci dereceden bir polinomdur. Pp ise 9x artı 4 olduğuna göre p2 kaçtır? Şimdi bakın gençler, fonksiyonda da yaptık bunu. İki tane bileşke, aslında bu p bileşke p demek. İki aynı fonksiyonun bileşkesi birinci derecedense demek ki bunlar da birinci derecedendir. Yani Px polinomu da birinci dereceden olduğu için ben bunu Ax artı B yazabilirim. Peki Px polinomu nedir? Demek ki x gördüğümüz yere Px yazacağız. Yani A çarpı Px artı B. Peki Px neydi? Ax artı B'ydi. Yerine yazarsak A çarpı Ax artı B artı B. Dağıt bir de bunu. A'nın karesinde x artı AB artı B. Güzel. Şimdi bu neye eşitmiş arkadaşlar? Pp polinomu 9x artı 4'e eşitmiş. Şimdi buradaki a kare
doğal olarak 9'a eşit olacak. Ve başka sayısı pozitif olduğuna göre a kare eşittir 9 ise tabii burada iki tane ihtimal vardı. A ya 3 gelecekti ya da eksi 3 gelecekti. Fakat eksi 3 alamayız çünkü a zaten pozitif diye verilmiş burada. Bu pozitifmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 3 olacak. A 3 ise şurada yerine yazdığım zaman bakın 3b ile b'nin toplamı olan 4b de neye eşit olacak o zaman? 4'e eşit olacak. O halde b kaçtır? O da 1'dir. A'yı da b'yi de biliyorum ben. O halde px polinomunu baştan yazabilirim. A 3'tü. 3x. B de 1'di. Artı 1'miş. Ve bizden kısaca p2 istenmiş. 3 kere 2 artı 1'den cevabımız ne olur? 7 olur diyebiliriz sevgili gençler. Bir diğer sorumuza bakalım şimdi de. Aşağıdaki logo iki dikdörtgenden oluşmuştur. Px bir polinom olmak üzere. AB burası x birimmiş. BC px birim. Ve DEFG'nin alanı da P2X'miş sevgili gençler. Taralı alanlar toplamı MX kare artı 7X artı 2 birim kare olduğuna göre M kaçtır diye sorulmuş. Şimdi taralı alanları şu şekilde yapacağız. Bakın şurası PX, burası X olduğuna göre kısa kenar çarpı uzun kenardan alanımız X çarpı PX'tir. Şu şekilde yazdım. Artı burası da alanı P2X'miş. Ve bu alan toplamda MX kare artı 7x artı 2'ye eşitmiş sevgili gençler. Şimdi düşünelim. Bakın şurası x ile çarpıldığına göre şuradan bakın mx kare var. Demek ki px ax artı b formatında bir şey olması gerekiyor ki çarpıldığı zaman ax kareli bir şey gelsin. Çünkü burası da mecburi olarak x gördüğümüz yere 2x yazarsak 2ax artı b'ye eşit olacaktır. Burayı bir dağıtın şimdi içeriye. Ax kare artı bx artı 2ax artı b. Burası da ax kare artı x parantezini alırsam b artı 2a artı b eşittir mx kare artı 7x artı 2 geldi. Şimdi düşünelim. A direkt olarak neye eşittir? M'ye. A m'ye eşitmiş arkadaşlar. Onu bir yazalım. A eşittir m. Ve daha sonrasında b artı 2a'da neye eşitmiş? 7'ye. Ve b sayısı da hop 2'ye eşitmiş. Ben b'nin 2 olması gerektiğini buldum. 2 artı 2a o zaman 7'ye eşitse 2a kaça eşit olur? 5'e. Demek ki a kaçmış? 5 bölü 2. E ben a'yı 5 bölü 2 bulduysam m de buna eşitse m de 5 bölü 2'dir. Demek ki cevabımız 5 bölü 2 olacak sevgili gençler. 15. sayfa boş. Yani PDF hazırlarken yanlış hazırlamışım. Burası boş ama burayı ben size olan sevgimi göstererek doldurabilirim. Sizi seviyorum arkadaşlar ve diyorum ki size temennim başaracaksınız. Mutlaka başaracaksınız. Anlaştık mı? Yani başarısızlık gibi bir ihtimal olmasın. Hiçbirinizin hayatında başarısızlık gibi bir ihtimal olmasın. Yani o ihtimal mutlaka vardır. Ben başarısız olurum. Herhangi bir konuda. Yani herhangi bir konuda başarısız olurum. Mesela sigara kullanıyorum. Bu bir benim için başarısızlıktır. Yani demek ki kendimi kontrol altında tutamıyorum. Kendime hakim değilim demek ki. Kendime hükmedemiyorum. Bu bir başarısızlıktır. Herhangi bir konuda. Başarısız olabilirsiniz ama sizin aklınızda bu ihtimale yer olmasın. Tamam mı? Siz her zaman başaracağım diye yola çıkın. Ben başaramazsam kimse başaramaz deyin. Hep bu şekilde düşünün. Emin olun daha fazla faydasını göreceksiniz. Kafanız daha rahat olacak. Özgüveniniz artacak. Ve bununla beraber mutlaka ama mutlaka şu kelime var ya sevgili gençler işte şu kelime başarmak kelimesi. İşte sevgili gençler, hayatınız boyunca hep bunları göreceksiniz. Daha fazla bunları göreceksiniz diyelim. Hep bunları görmez bir insan ama daha fazla bunu göreceksiniz sevgili gençler. Diyelim. Derse devam edelim, kaynatmayalım. Şimdi px eksi 3 çarpı x üzeri 4 eksi x artı 1 polinomu veriliyor. P kare x polinomu x üzeri 8'li terimin katsayısı kaçtır? Şimdi p kare x polinomunun demiş ya. Demek ki bu p kare x'i bizim px çarpı px tarzında yazmamızı istiyor. Yani aslına bakarsanız 3 tane x üzeri 4 eksi x artı 1 ile
Eksi 3 çarpı x üzeri 4 eksi x artı 1'i yan yana çarpmamız isteniyor. Fakat x üzeri 8 istenmiş zaten. Basit yani. Sen bu x üzeri 8'i nasıl elde edersin? Mesela şunla karşıdaki neyi çarparsan x üzeri 8 gelir. Tabii ki bunu. Peki başka bir şey çarpıldığı zaman x üzeri 8 geliyor mu? Hayır. O halde 9 çarpı x üzeri 8 geliyor ya, işte bunun kat sayısı sorulmuş. Yani 9 sorulmuş. Cevabımız budur. Bir diğer sorumuz. Px bir polinom ve derecesi de 5 denmiş. 3x eksi 1'in küpü çarpı Px polinomunun derecesi kaçtır? Şimdi gençler, burası kaçıncı dereceden? Yani 3x'in burada 3x var ve küp var. En fazla buradan hangi ifade gelir, terim gelir, derecesi maksimum olan? Tabii ki mesela 27x küp gelir değil mi? Yani x küp gelir. Ya bu Px de 5. dereceden olduğu için bunun da içerisinde x üzeri 5 yok mu? Var. Peki ben bunları çarparsam maksimum hangi dereceden x yazmayı, çarpıyı böyle x biçiminde yazmayalım, nokta yazalım. Ben bunları çarparsam maksimum ne gelir? X üzeri 8'li bir terim gelir. O zaman bu polinomun da, yazamadım, şu polinomun da sevgili gençler derecesi nedir? 8. derecedendir. O halde cevabımız da bu olur. Buraya geçtik. Px ve Qx birer polinom. P kare x çarpı Qx, bunun derecesi 13'müş. Px artı 1 çarpı Q3x eksi 1'in derecesi de 8'miş. Px ve Qx polinomlarının derecelerini bulunuz. Şimdi bu şekilde bir ifade varsa arkadaşlar karşımızda, bakın ben derece Px'e, derece Px yazalım. Ben buna A diyeyim ve derece Qx'e de ne diyelim? B diyelim. Şimdi Px'in derecesi A, Qx'in derecesi B ise burada P kare X diyor ya, P kare X diyor. Gelin siz Px'i direkt olarak X üzeri A seçin o zaman. Gelin burada da Qx'i direkt olarak X üzeri B seçin. Tek seferlik bir soruyu bu kadar uzatarak çözüyorum, haberiniz olsun. Buna bunu dedik, buna da bunu dedik. E güzel hocam. P kare x hangisi olur? X üzeri a'nın karesi olur. Yani x üzeri 2a olur. Çarpı qx zaten x üzeri b'ydi. Bunları çarparsam x üzeri 2a artı b gelmez mi? O zaman bu yeni polinomun derecesi kaçtır? 2a artı b'dir. Yani 2a artı b 13. Tamam. Yazdım. 2a artı b eşittir 13. Alt kısımda da P'nin içerisine x artı 1 koymuş. Ne kadar derecesini değiştirecekse sanki değiştirmez değil mi? Sonuçta x artı 1'in anıncı kuvvetini almam gene anıncı dereceden bir ifade verir. O zaman ben buraya x üzeri a demeye devam ediyorum çarpı. Burası da birinci dereceden ifade koymuş. O da aynısını yapacak. X üzeri b yapacak. O zaman ben bunları çarparsam x üzeri a artı b gelir. Yani burası da a artı b'ninci derecedenmiş. Ve a artı b de 8'e eşitmiş. A artı b eşittir 8. Gelin üsttekinden alttakini çıkaralım gençler. 2A'dan A çıktı A, B'den B çıktı 0, 13'ten 8 çıktı 5. Şimdi demek ki Px'in derecesi, ben burada yazmıştım, 5'miş. Toplamları 8 ise bunun da derecesi 3'müş. Yani derece Px 5, bu da 3'tür diyebiliriz sevgili gençler cevabımız. Evet sevgili gençler, videomuzu burada bir noktalayalım. Çünkü videonun uzun olmasını istemiyorum. Uzun olduğu zaman izleyesin de gelmiyor zaten. Hani şöyle söyleyeyim, İsmail Hoca polinomları 2,5 saatte anlatmış. 2,5 saatlik video tek parçada izlenir mi? Daha sonra izlerim, daha sonra izlerim, daha sonra izlerim deyip ya da komple böyle küfür edip diyorsun ki lan o kadar da polinom anlatılır mı ya 2,5 saat biraz mola verseydin tarzında. Dolayısıyla videoyu ben kısa yapıyorum. Tabii şaka yapıyorum, küfür etmiyorsundur. Videoyu kısa tutalım. Bir sonraki videoda devam ederiz. Anlaştık. Hadi bakalım. Görüşürüz bir sonraki videoda. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kal, sağlıkla kal ve bol bol matematik çalışmayı unutma. Şu son cümleyi bir türlü söyleyemiyorum.